hastalıklar, belalar, musibetler insanı temizliyor. Yani insanın günahlarının dökülmesine sebebiyet veriyor. Evet. Bununla alakalı Risale-i Nur'dan bahisler okuyabilir miyiz? Yani musibetler faydalıdır, evet. Manevi bir açıdan da bir faydası da böyle. Günahlardan musibetlerin eliyle kurtuluyoruz. Bu manada üstadımız neler anlatıyor hocam? Şimdi birincisi, ikinci lemada şöyle izah ediyor üstadımız. Musibetin hastalık olan nevi, çeşidi musibet değil. Başta onu öyle kabul edelim. Aslında musibet, isabet eden manasında. Biz bunu yani Türk literatüründe musibet ve hastalık olarak kullandığımız için artık o isabet eden şeyini bu manada kullanıyoruz. Yoksa her şey musibet o noktada yani. Evet. Belki bir iltifat-ı Rabbani'dir. Aksine ilahi bir iltifattır. Bir tathirdir. Zaten sizin sorduğunuz soru bu değil mi? Temizlemek yani. Şimdi nasıl ki sabun diyelim mesela. Temizliyor bedenimizi. Su bedenimizi temizliyor. Ruhumuzu da temizleyecek şeyler lazım. Doğru mu? Rivayette vardır ki ermiş bir ağacı silkmekle, sallamakla nasıl meyveleri düşüyor? Sıtmanın titremesinden günahlar öyle dökülüyor. Bakın şimdi. Biz yanımızda birisi var. Sevdiğimiz birisi ya da tanımadığımız birisi. Adam titriyor. Biz ona acıyoruz. Aslında biz acınmaya layık bir durumdayız. Çünkü o günahlarımızı dökecek bir unsurumuz yok. Ama adama Allah bir sabun, bir su vermiş. Adeta manevi bir hamama sokmuş diyelim. Onun günahlarını döktürüyor. Biz bu adamı tebrik etmemiz gerekirken acıyoruz. Oysa burada tevhid nazarı lazım. Bir, dünya. İki, ahiret. Kafamızı kaldırıp ahiretteki vaziyetine bakabilsek biz bu adamı tebrik edeceğiz. Elhamdülillah. Temizlenip böyle gidiyor. Ama onu görmediğimiz vakit, zahiri musibetin kendisine baktığımız vakit bu adamın titremesi bizi hakikaten gönülden yaralar, derinden perişan eder. Doğru mu? Evet. Mesela lemalarda bir tane daha ifade var. Hastalık sabun gibi günahların kirlerini yıkar. Elhamdülillah. Ne güzel bir şey. Hastalık sabun gibi günahların kirlerini yıkar. 25. lemada senin hastalığın sana dert değil, belki bir nevi dermandır. Elhamdülillah. Bak şimdi, yani burada aslında baktığın vakit aynı dert içinde dermanı görmek imanla odur. Değil mi? Evet. Yani Allah sana hastalık veriyor, o hastalığın hastalık olmadığını, ilahi iltifat olduğunu görmek yine imanla oluyor. Senin hastalığın sana dert değil, belki bir nevi dermandır. Çünkü, şimdi Üstad bir hüküm cümlesi verdi ama izah lazım buna. Çünkü ömür bir sermayedir, gidiyor. Allah sana ömrü bir sermaye olarak vermiş. Bu sermaye de eriyor, gidiyor. Meyvesi bulunmazsa zayi olur. Bu ömrünün meyvesi ne? Hem rahat ve gafletle olsa pek çabuk gidiyor. Hastalık senin o sermayeni büyük kârlarla meyvedar ediyor. Hastalık senin o ömür sermayeni büyük kârlarla meyvedar ediyor. Hem ömrün çabuk geçmesine meydan vermiyor, tutuyor, uzun ediyor. Ta meyveleri verdikten sonra bırakıp gitsin. Yani dolayısıyla iki boyutu var sanki evet. Hastalığın bu açıdan baktığımızda. Bir boyutu günahları dökmesi. Evet. Diğer bir boyutu da eğer sabreder, şükredersek sevap kazandırması. Kadar. Yani bu öyle bir ağaç ki hem bize ebedi şey kazandırıyor, meyve kazandırıyor. Diğer taraftan da kirlerimiz, ne kadar şeylerimiz varsa onları da silip süpürüyor. Bir tarafta zararlarını karşılıyor. Yani sen diyelim bir şirket olarak çalışıyorsun misal. Ticari olarak çalışıyorsun. Zararların olmuş. Zararlarını bir taraftan kapatıyor. Bir taraftan da sana ayrıca kar verdir diyor. Kar kazandırıyor yani. Öyle kabul edeceğiz yani. Evet. Böyle bir hastalık sevilir mi, sevilmez mi? Tabi burada şunu da söylemekte fayda var. Biz hastalık ele aldık ama bu deprem için de geçerlidir. Tabii. İşte Soma'daki facia için de yine aynı şey geçerlidir.
Orada çekilen bütün zahmetler, meşakkatler günahların dökülmesine vesiledir. Ayrıca sabreder ve şükrederse menfi ibadet olduğu için onlar da belki dakikası bir gün, hatta dakikası bir sene çekilen zahmet meşakkatin derecesine göre ibadeti netice verebilir. Evet. Cenab-ı Hakk'ın rahmetinden öyle ümit ediyoruz. Burada üstadımızın izah ettiği veçhiyle. Evet. Allah razı olsun.